İyi bir yerde bitirdik ilk yarıyı. Planladığımız yerin doğrusunu söylemek gerekirse biraz da üstünde puan olarak. Ama ikinci yarı var önümüzde. Daha zorlu geçecek. Takımlar transfer yapıyor, güçleniyor. Hedefler belirginleşiyor. Şimdi transfer çalışmaları var. Onlarla ilgili de bazı temaslarımız var, sürüyor. Kolay değil. Devre arası transferi biraz zor. İyi oyuncuları kimse vermez biliyorsunuz. Biz buna rağmen birkaç mevkide transfer yapmayı düşünüyoruz. Hocam, bu mevkilerle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hangi mevkiler? Bizim takımımızdaki oyuncuların hepsinden memnunuz ama eksiklerimiz var tabii. Bazı mevkilerde tek oyuncularımız var. O mevkilere bir bek arıyoruz. Forvet arkası gibi bir oyuncu arıyoruz. Bir de forvet oynayan, kenar oynayan bir oyuncu arıyoruz. Şimdi daha iyisini yapmaya çalışacağız. Biz bu puan, 26 puan, niye daha üstüne çıkmayalım? Şimdi futbolcularımızla onu konuşuyoruz. O özgüveni yakalamak lazım. Hem sadece biz değil, yönetim olarak, şehir olarak futbol kalitesini bir yere getirdikten sonra artık başka tartışmalar yapmak lazım. Ama tabii oyunculara da bu konuda fazla stres yük bindirmemek lazım. Bizim kadromuzun içinde Süper Lig'i gören çok az oyuncu var biliyorsunuz. Yabancılarımızın hiçbiri hemen hemen bir Fuma hariç görmedi. Bir de Medyani. Çok kısa süreli gördüler. Yerli oyuncularımızın çoğu Süper Lig görmedi. Ziya gördü, Hakan gördü. Kolay değil bu iş yani. Birden bir takıma fazla yüklemek de kolay değil. Ama biz her maç keyif verelim, keyif alalım, kazanalım. Çok keyif aldım. Çok güzel. Türk futbolcusu için, Türk futbolu için inanılmaz bir şey. Keşke böyle geliştirebilsek. Aman başlamayın hemen Cenk Tosun. Ne zaman geri döner? 3 ay sonra 5 ay. Bu oyuncuların orada kalması için, orada oynaması için ülkece destek vermemiz lazım. Ailesinden başlar, hocaları, bizler, futbolun içindeki herkes, ülkedeki herkes. Bu oyuncunun orada bir şeyler yapmasını desteklemeli. Çünkü biz de biliyorsunuz yurt dışına gidince hemen başlarlar işte. 3 ay sonra döner, 5 ay sonra döner. Biz Cenk Tosunlar çoğalsın, ülke futbolu gelişsin. Dünyanın her ülkesinde en marka takımlarında oyuncularımız oynasın. Antrenörlerimiz gitsin ki o bölümü zor biraz biliyorsunuz. Eğer böyle olursa hem futbolumuz gelişir, hem kulüplerimiz ekonomik anlamda bir takım rahatlamalara neden olur. Ben %100 destekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.